durulama işlemi. Oradaki vanayı kapat. Üst seviye şamandırası, üst seviye kısa olan, alt seviye uzun olan. Üst seviye uzundan sonra o vanayı kapatıyor, dolumu kesiyor. Alt seviye o. Burada uygulamaya girdiğinde bu vanayı açacağız. Bu vanayı her zaman açık olacak. Kırmızı valve her zaman açık. Alttan geçiyor. Gelerek bu vana açık oluyor. Durulama giriş vanamız bu vana. Şu an normalde kapalı. Evet, durulamada açık. Durulamadayken bu vana açık. Bu vana kapalı. Buradan arıttığımız 150 mikrosimenslerde olan suyla tekrar buradan. Bütün otomatik valvler pneumatik sanırım. Pneumatik evet. Yani servis havasıyla. Evet, aynen. Altı var. Bu sisteme ait olan 3 adet vana da burada kısa vanadan üzerinde kontrolar vasıtasıyla açık oluyor. İçerik sebebi tamamen membranın pis tarafını, dış yüzeyini yıkıyor. Evet, aynen. Drenajdan atıyor, içine geçmiyor. Çıkış devri şu an tankası olmuş, durulamayı alamayın. Yok, yeri de göster sadece. Durulamanın yeri. Sistemde herhangi bir alarm oluşunda kırmızı lamba ve ses da kırmızı lamba gördüm. İki sistem kontinli olarak çalışıyorken, Davro artı Savro çalışıyorken yeşil lamba yanar. Sistemde yanar. Sarı lambada görürseniz sistem beklemedir. Yani ürün suyunuz tankınız dolmuştur veya multimedya yıkamaya girmiştir gibi. Bekleme aşamasındayken sarı lamba yanıyor. Üstünü resetlediğinizde mi tutuyor yoksa ekran alarm resetlediğinizde. Sistemi herhangi bir duruşa sokan bir kırmızı lamba yanıyorsa burada alarm kısmında, kırmızı olan kısımda muhakkak bir ifade görürsünüz. Ben alarm sesini kusturmak yani, için... Kusturmak için reset tuşuna basıyorsunuz. Tek alarm gelmiyor. Ben lambayı gördüm. Sadece susması sorun yok. Yok, şey yapamıyorsunuz. Yok. Böyle bir şey yok. Resetlerini susuyor. Resetleyince alarmı giderirseniz susuyor. Giderene gider kadar ötüyor mu? Evet, evet. Çok saçma olmuş. Yani benim haberim var. Haberim var da sorun var. Sorun abi. Yap diyor o zaman. Burada çalışırken hep bu sesler. Yani, sorun varsa bu sesler. Yani bence zaten şalteri kapatıyorsun. Yani sizin o bence gemideki gemideki makinaların sesinden zaten bu sesi duyamayacaksınız bence. Tamam, o da o da, o da var yani. Gemide sistem çözülürken o sesi duyamayacaksınız. Daha iyi. Şu an ilk kısım burası. Bir tane vesile pompamızın olduğu yer. Burası Bernoulli filtre gibi servis olduğunu gösteriyor. Şu an operasyon yanı burası. Burada multimedyanın üzerinden kafadan bir tane sinyal alıyoruz biz buraya. Elektronik karta. Karttan sinyal geliyorsa bize, sinyal geliyorsa burası backwash yazıyor. Sinyal gelmiyorsa servis yazıyor. Bu sinyali aldığımız zaman biz otomatik olarak sistem mesela continue çalışıyor. Oradan bir sinyal gelirse şu kısmı otomatik olarak bekletmeye alıyor. Bekletmeye aldığında burası backwash yazdığından dolayı bekletmeye alıyor. Akabinde bu pompanın birini çalıştırıyor otomatik olarak. Bunu yıkamış oluyor. Yıkaması bittikten sonra tekrar bu sistem tekrar otomatik olarak devam ediyor. Tabii bunu yıkamaya aldığı an burası duruşa geçtiği için buraya durulama yapıyor tekrar. Bunun durulaması bitiyor, bunun yıkaması bitiyor. Akabinde tekrar devam ediyor. Buralar kapalıysa yani alarma girmiştir veya burada stoptadır yani stop kırmızı yanıyorsa burada istediğiniz valve manuel olarak açabilme imkanınız var. Vana açık değilken beyaz renk görüyorsunuz sembolleri. Vanayı manuel açmak için üzerine dokunduğunuz zaman M harfi oluyor ve sarı görünüyorsa manuel açıktır. Sistem otomatik olarak starttayken, start geçirken hiçbir vanayı açmanıza imkan vermiyor. Tamam. Şu an servis giriş vanasını açtım mesela. Şurada durulama giriş vanası. Durulama giriş vanasını açtım. Bu da durulama tankı dolum vanasını açtım. Burası sistemi beslediğimiz nokta. Bu kısım klinik tank, yani durulama tankından gelen yer. Bu klinik tankını dolduran yer de şurası. Buradan bir tank dolum noktası. Durulama kısmımızda o kısım. Sonra hepsini otomatiğe alabileceğimiz bir tuş var mı? Ne? Hepsini otomatiğe alıyoruz. Devreyi alınca otomatik oluyor. Aynen, devreyince otomatik oluyor. Ama kapatmak istiyorsanız üzerine bir sefer dokunmanız yeterli. Birazdan bunların hepsi şey olacak, beyaz olacak.
akabinde durulama, mesela durulamaya girmişse sistem şu kısımda rinsing yazıyor. Information kısımda rinsing yazıyor. Rinsing'i resetlemek istiyorsanız sık sık arızaya giriyor. Sebepten dolayı arızaya giriyor. Ben tekrar durulama yapmasını istiyorsanız rinsing reset tuşuna 3 saniye basılı tuttuğunuzda rinsing'den çıkıyor. Preset yazısını görene kadar burada basıyorsunuz, basılı tutuyorsunuz. Tamam. Şimdi bir de şeyi göster kardeşim. Şu hani 17 kiloya ayarlıyoruz ya. Burada pompa sayfası burası. Burada pompaların istediğiniz herhangi pompayı manuel olarak çalıştırma imkanınıza sahipsiniz. Örneğin besleme pompasını manuel olarak çalıştıracağız. Şu an anahtar açık. Şu otor kısmını manuel aldığımız zaman yeşil olduğunda aşağıdaki pompa devreye giriyor. Oradan arıza sinyali gelmiyor zaten. Buradaki tüm pompaları manuel olarak çalışma imkanına sahipsiniz. Örneğin antiskalan asit çalıştıracağım. Asit tankı alt seviye olduğu için alarma girecek. Pompa altı mı girecek? Anlık çalışacak. Biz buna nerede gerek duyuyoruz? Efendim? Manuel çalıştırma yap. Normal sistem çalışırken. Test aşamasını görürsünüz. Yani bir sistem durdurursunuz, bir çalıştır bakalım dersiniz. Manuel çalıştıralım dersiniz. Buradan manuel alıp çalıştırabilirsiniz. Şurası, bu sistem 60 metreküp ve 100 metreküp saat sisteme göre yazılım tasarlanmış. Buradaki 60 metreküp olduğu için buradaki switch 60 metreküpü gösteriyor. Bu 60 ile 120 arasındaki tek fark, 120'yi aldığınız zaman burada şifre soruyor tabii. Bu şifreler kullanacağı da Ordu Paris operatörün OP'si. Ordu Paris şifrede 123321. Kremlerim yok ya. Ya bu tamamen 60'tan kapasite 120'yi çıkarttıktan sonra yapılacak. Evet, aynı. Orada da bu switch 2'yi alırsanız buradaki ön filtrasyonda tank, iki tane tank görseli geliyor buraya. Aynen. İki tane tank olduğu için hangisinden sinyal alırsak çekiyor sinyali, kontrol çalıştırıyor. Böyle bir fark var. Bizim tüm gemilerdeki şifre aynı. OP şifrede 1. 1 2 3 3 2 1 1 2 3 1 2 3 sonra da 3 2 1. Bu şekilde şu kısımda size mesaj kısmında sadece bilgi veriyor. Hangi tankın alt seviyede olduğu vesaire bu bilgileri yer alıyor. Durum bundan ibaret. Bu şekilde. Şu dozajların durumlarını görmek isterseniz dozaj noktalarını üzerine tıkladığınız zaman dozaj tankların hangisi alt seviye olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela şu an asit tank alt seviye. Az önce o yüzden pompa devreye girmedi. Pompaların çalışma durumlarını buradan görebilirsiniz. Yeşil olursa pompa devrededir. Kırmızı ise pompa arızalıdır. Beyazsa da çalışmıyordur. Şöyle, pompanın üzerine basarak da pompa ayar sayesinde gelebilirsiniz. Şuradan set değerlerini mi giriyorum? Set değerlerini mi giriyorum? Nereden? Şu üst taraf. Bu üst taraf tamamen şu pompanın VFD sürücü frekans kontaktörü. Kapasiteyi değiştirmek. Ayarladık. 55.6 Hz ayarladık zaten. Şu an o şekilde. Ben sürekli değiştirecek bir ayarı yok. Arıza bandı süreci.